Evet efendim şimdi görüntüleri ver Ahmetciğim. Burada oynayan şu arkaya ben şu enişte mi? Şu bizim şimdi aradığımız enişte mi kızınızı kaçıran? Dur bakalım hangisi enişte hangisi şey. Vallahi çok da güzel oynuyorlar bu arada. Şimdi şu mu enişte? Bir durun. Hop eşim. Benim o. Ha, enişte hangisi? Şu kazaklı. Şu. Şu. 30'dan büyüktür canım. Allah Allah. Bu kimin sünnet düğünü? Benim oğlumun sünnet düğünü. 5 yıl önce sünnet düğünü yaptım oğluma. Allah devam edelim. Bu da koca kocanın karısı siyahlı da. Kim? Bu hanımefendi ile o beyefendi evliydiler. Evet. Benim evet. Kızım da ikizleri oldu çocuk bakmaya gitti. Ne oldusa oldu orada. Bir devam edelim. Şimdi evet. Kaçırılan çocuk da bu. Evet, evet. Devam edelim. Allah Allah. O siyah saçlı büyük kızım. Pembeli. O da oğlum. Şu enişteyi bir daha göreyim ben bir Ahmet. Şu paltolu olan. Kot pantol var mı yanında? Hangisi? Evet. Evet. Bu hiç 5 yıl önce 25 yaşında gibi de değil yani şimdi 25'i de görünce anlarız 30 yani. Yaşında. Ne 30'u be? Bu şimdi bu o 25 burada yaşında mı? 30 yaşında. Şu evet, an bilmiyorum. Orada şu 30 yaşında. Burada 30 şu an 35 yaşında. Şu an 35'tir. Bilmiyorum. Ha, burada 30 olur belki. Koca. Yani çok da yaşını bilmiyorum. Söyleyeceğim olmayacak. Bilmiyorum. Çok yaşı bilinmiyormuş Müge Hanım zaten. Tabii yaşı daha bilinmiyor da zaten hani. Yaşlı da hani böyle ya, 25-30 olmadığı belli canım. Burada 35 var. En az, en az. Evet, evet. En az. Enişteyi ver enişteyi. Allah Allah. Kız kaç yaşında kaçırdın? Kız şu anda 15. Şu anda 15. 2013 doğumlu. 2015'ti işte. Kaç doğumlu? 2003 doğumlu 7. ayın 11'inde dünyaya geldi. 2003 doğumlu. Evet. Şimdi şöyle olmuş efendim. 22 Nisan günü sabah 9'da kardeşini okula götürmek için evden evet. Ayrılıyor. Evet. Sonra teyzesinin eski eşi yani bu ekranda gördüğünüz evet. Ahmet ekranda görelim. Eski eşinin yani eski eniştesinin telefonundan arıyor. Evet. Ondan sonra diyor ki Mustafa beni aldı ama nereye götürdü bilmiyorum diyor. Telefonu evet. Kapatıyor. Evet. Muğla Bodrum'da olduğunu tahmin evet. Ediyorlar. Polisler orada kameraya gözüküyor arabası, arabalar. Şimdi bu eski eniştenin adı ne? Mustafa. Mustafa. Senin kız kardeşine Yaprak mı? Evet. Şimdi bunlar evliydiler. Ayrıldılar. 3 tane de çocukları vardı. Evet ayrılar. Sonra boşandılar. Boşandılar. Senin kız da bunların çocuğu olduğunda onların çocuğuna bakmaya mı gitti oraya? Evet. Ne zaman? 2 sene önce. He. İkizler olmuştu. Ablası... Gönderelim dedi, gönderelim dedim, gittiler. Kız annelerine bakmak için, bebeklerine bakmak için göndermiştim. 3 ay tuttum. 2-3 ay falan kaldı, aldım. Sonra böyle buraya vardı, bilmiyorum. Ne sırlar siz var. Siz o zamanda ne oldunuz? Ama hayatım 2 yıl önce de kız 2003 doğumlu, 2 yıl önce de... 13 yaşında. O zaman bu çocuk 13 yaşında yani. 13 yaşındaki birinden hoşlanılır mı yani? Hayır. O zaman boş değildiler, ayrı değildiler eşinden. Eşinden ayrı 5-6 ay oldu ayrılığı eşinden. Olmadı bile boşanalı 5-6 ay. Peki 5-6 ay içinde boşanırken neden neydi? İşte onu bilmiyorum. Neye boşandı neden bilmiyorum. 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 Konuşmuyor musunuz siz kız hayır, kardeşinizle? Konuşuyorum. Konuşuyorum ama şu bakmıyordu, anda... Evine bakmıyordu. Serserildi. Borç yapıyormuş. Harç yapıyor abla ayrıldım dedi. Bakmıyordu. Çoluğun çocuğuna bakmıyordu. Benim eşim ona bakıyordu. Çoluğunla çocuğuna babalık yaptı. 10 yaşında benim 15 yaşında çocuğumu alıp gitti. Sonra senin kız bu eski eniştenin telefonunda mı? Seni mi aradı? Kim aradı? Evet beni aradı. Babasını aradı. Ne dedi? Mustafa geldi aldı gitti bana baba bilmiyorum nerede olduğumu dedi. Mustafa geldi beni aldı dedi. Evet Mustafa'la beraber beni aldı gitti bir nerede olduğumu bilmiyorum dedi. Nereye gitmiş olabilirler? Gene bu şeyde gözüküyorlar. Bir yeri. Bodrum'da gözüküyor araba. Evet komiser yardımcısı, komiser kendisi polis memuru çocuk şubenin
Oğlum dedi araba dedi şeyde Bodrum'da gözüktü dedi. İnşallah dedi bir anında girer bir yere dedi. Arabası alır. Da mı var Mustafa'nın? Var arabası da var evet. Ne marka plakasını falan biliyor musunuz? Size vermiştim plakayı falan. Öyle mi? Evet. Kime verdim bilmiyorum. Bana vermezler. Onlar evde böyle konuşuyorlar kendi aralarında kızları yerken. Size vermiştim. Nerede? Hadi verin de. Kime verdin acaba? Ben önce bir... Neyse sinirlenmeyeceğim bugün. Tansiyonum yükseliyor yemin ediyorum. Ay bak ben tansiyonumu da hiç unuttum. Yani evet efendim eniştesini kaçırdığı 15 yaşındaki çocuğu arıyoruz. Evet. 22 Adana Giresun 267. Ne evet. Marka ne renk? Gri. Gri Renault. Gri Renault. 22 Adana Giresun 267. Adam almış çocuğu kaçırmış. Evet. Sapık. Tabii başka bir izahı yok. Yani. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Yani bu kadar küçücük bir çocuğa o gözle bakmak, o çocuğu alıp kaçırmak. Karının yeğeni yani. Sen şimdi böyle bunun bir bu kadarlık hallerini... Yani biraz işin esasına gelirsek daha 2 sene önce bu kızımız evinde çocuklarına bakmaya gittiği günden itibaren bu adam ona bir takım gözle bakmaya başlamıştır. Daha o günden beri kurduğu bir samimiyet vardır, kurduğu bir yakınlık hiç vardır. Hiç bilmiyorum. Enişte olarak, abi olarak diye başlayan o yakınlık, o yakın ilgi yavaş yavaş bu hale gelmiştir. İşin gerçeği bu. Yani bu bugün bir günde olan bir olay değil. Evet. Sizin çocuklarına bakmak için itimat edip gönderdiğiniz tarihten itibaren adım adım ilerlenen bir durumun neticesidir bu. 13 yaşındaki... Maalesef. Ben 13 yaşındaki kızımı güvendiğim bir aileye, akrabam sayılan bir aileye göndereyim. Çocuklarına bak. Kız kardeşine gönderiyor kızı. Yani, kız kardeşi. Çocuğunu kız kardeşine yani, gönderiyor. Göndermesin yani artık yani. Yani insanlık bu yani. Başka bir şey düşünebilir mi? Ama işte enişte olacak adamın bakış açısı başka. Enişteliği batsın görüşü yani. Görüşü başka maalesef. Hakikaten senin enişteliğin batsın. Ben de baktım. Çoluğun çocuğun başında böcek yapmış, ilaçlar aldım, böceklerini temizlettim aileme. Çocuğu rahat etsin diyerekten, rahat yatsın diyerekten ekmek verdim. Haftadan haftaya eşinden ayrı diyerekten her hafta 100 milyon lira para gönderdim baldızıma. Çoluğuna çocuğuna bir şeyler al diyerekten. Vallahi ne desen haklısın, ben şimdi sana hiçbir şey söyleyemiyorum yani. Yaprak Hanım yani kaçırılan Kardelen'in teyzesi. Evet. Bu eniştenin eski eşi telefon attınız demiş. Yaprak Hanım. Efendim. Günaydın efendim. Efendim. Siz böyle bir şeyden hiç şüphelenmiş miydiniz böyle bir durumdan? Hayır hiç şüphelenmedim. Yaktı eniştemi yaktı. Ya şüphelenmedim. Ablamı yaktı. O bana çocuğuma baksın diye gönderdi ona. Göz koymuş. Anlayamadım ben, anlayamadım, çözemedim. Hayır, bir de şimdi 13 yaşında çocukla yani tahmin de etmezsin ki, konduramazsın evet. Ki yani. Çocuk bu yani, gelir sarılır da öper de ne bileyim yani. Ya hani 13 yaşında yani. Enişte yeğen ilişkisi şey evlat baba ilişkisi gibi algılarsın. Evet benim baldızlarımla ilişki o şekilde babaları gibiydim baldızlarımın. Öyledir kayınçoma, zaten. Kayınçoma baldızımın babası gibiyimdir. Onların çocuklarına da senin öyle bakman evet, lazım zaten. Yani. Kendi evlatlarım gibi koydum gördüm. Yani kendi yani evladıma çikolata aldım. Buna da enişte de dememek lazım yani. Eniştelere aldım. Hakaret yani. Babası yok diyerekten. Oğluma dedim ki oğlum onların babaları yok. Ben onların hem dedeleriyim hem babalarıyım dedim. O şekilde davrandım. O şekilde gördüm. Çok kötülük yaptılar bana. Arkamdan vurdu. Böyle olacak. Peki Yaprak Hanım öyle Bodrum'da falan var mı gidebilecek bir yeri? Siz sanırsınız hani kocanızın gidebileceği yerleri onları bunları. Bodrum'da hiçbir şey yok. Hiçbir yakını yok. Hiçbir akrabası yok. Ne iş yapıyordu? Maden ocağında çavuşluk yapıyordu. Maden işçisiydi. Babası bilir, babasını arayın, babasına sorun. Çok çirkin bir olayın içindeyim. Ablam için ne kadar acısa benim için de o kadar acı. Çok haklısın. Kaçan kişi ablamın kızıyla benim kocam 12 yıllar. Kim gösterdim? Ben daha 29 yaşındayım. 3 tane yavrum var, ikizlerim var. Çok kötüyüm ben bir
ben öldüm. Ben eniştemi gördüm. Öldüm. Yaşamak istemiyorum Müge Hanım ben. Hayata ters gittim ben. Dünyamı yıktı benim. Yok hayatım, sen niye şimdi yaşamak istemiyorsun falan? Yapan utansın yani. Sana ne, Allah Allah. Ay, ablama çok acı verdi. Ben eniştemi çok seviyorum. Babam gibi o benim Özge Hanım. Çok ekmeğini yedim onun. En büyük acıyı ben verdim ona Özge Hanım. En büyük acıyı ben verdim ona. O bana insanlık yaptı. Çoluk çocuğuna bakayım diye. Ben onlar sesi kalp kırıcı geçirdi. Bypass oldu. Onlar liste bakarken aşağıda. Ben Mustafa'yı fark edemedim. Kardelen'e göz koyduğunu. Anlayamadım Müge Hanım ben. Yapamadım. Nasıl anlayacaksın? Bütün suçlu benim Müge Hanım. Peki senin... Dur bir dakika Yaprak, ama dur hiç anlamıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Sen peki... Hiç yani kocandan boşanırken böyle seni aldatıyor falan diye şüphelenmiş miydin? Beni aldattığını şüphelendim. He. Ama bir başkasında aklıma o gelmedi. Ha sen yani seni aldattığını tahmin ettin ama tabii kız gelmedi. Kardelen aklına gelmedi. Ablamın yavrusu aklıma gelmedi. Ay 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 ay, ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya nereden aklına da yani gelsin insanın gelsin. Ancak hani... Hiç arar mıydı yani hiç. Böyle Kardelen sizi falan? Gelir miydi sık sık? Gelmezdi. Yani çok ikisi ordum. 6 aylık dünyaya getirdim ben bunları, premetre getirdim. Dünyaya ablamı aradım. Abla dedim çok zor durumdayım. Yoğun bakımdan iki tane çocuk geldi. Bana dedim yardımcı olsun, bakkala gitsin, iki ekmek alsın. Bana dedim destek olsun evin içinde. Bana gönder. Bir çocuğa nasıl yaptın bunu? Kızım var benim 8 yaşında. Senin kızından 4-5 yaş bir çocuk var. Nasıl sahip bir, nasıl çıktın, nasıl kaçırdın onu? Ben nasıl yaşamak isteyeyim Müge Hanım? Beni ablana çok büyük acı yaşattın. Şey olur mu ya? Niye seni alacağını alsın? Senin küçük bebekler ne kadarlık? Onlar da? Efendim duyamadım. İkizler kaç yaşında? İkişer yaşında Müge Hanım. Onlar bile olayın farkında. Çünkü bunun arkasında girdiler öyle ağlıyorlar Müge Hanım. İnanın ki çekenin arkasına girip öyle ağladılar. Nasıl geçiniyorsun peki sen? Annemin yanındayım. Annem bakıyor beni. Annem bakıyor beni Kardelen. Şimdi dur arkadaşlar, diyorlar kaçırılan çocuk bu mu şimdi? Bu halinden evet. Mi izleyeceğimi evet. Sanırlar? Evet. Bu benim kızım. Allah Allah. Küçücük çocuk bu. Küçücük be. Küçücük. 15 yaşında ne olacak? Okula gitmiyor muydu? Gitmiyor, yapılı olduğu için utanıyor okula gitmeye. İri yapılı diye utanıyor. İri yapılı dedikten gitmiyor. Gidiyordu, iki gün gitmiyordu. Çok iri yapılı, 20 yaşında bir kız havası var. Müdürlerimiz de idare etti bizi bu şekilde. Kaça kadar okudu? 8'e kadar okudu. 8'e kadar okudu. Ortaokulu bitirdi, liseye evet. Gitmedi. Liseye evet, gitmedi. Çok iriyim dedi, dalga geçiyor arkadaşlarım dedi, ben ne dedi. Allah Allah, bizde de çok iriler vardı. Biz ne güzel, hoşumuza gidiyordu. Yok, çok tombuldu. İri olsun ne olursa olsun, başladığı şeyi çok niye bitirmiyor ki? Tombuldu diye utanıyoruz. Yazık değil mi? Ha, kilo olur madem mu? Madem 8'e kadar okumuş. Balık etmiş. Hiç olmazsa diplomayı alsaydı be yavrum. Okumuyorlar hocam, okumuyorlar. Ben okutmadım, annem babam çok garibandık, biz okutmadılar. Ben hayır, okuttum evlatlarımı. Yaşından fazla gösteren birçok insanlar olabilir. Çok istedim okusunlar, bir yere mevkiye gelsinler diye çok istedim. Ama işte kaç burada diyorsunuz ama yapmamışsınız. İki kızım bir oğlum var. Senin yok mu okuma yazma? Yok. Senin de mi yok? Onun da yok. He? Çoğu yok, eşimin de yok okuma eşinin yazması. De. Çocukların var ama. Evet hepsi var. Ay kıyamam ya. Şimdi efendim Bodrum ve civarında olabilirlermiş. 22 Adana Giresun 267 gri Renault markada arabaları var. Zaten sizin dikkatinizi çeker. Öteki o adamın da verin. Artık gerçekten ne diyeceğimi insanlara şaşırdım. Ama kusura bakılmasın. Sen eski enişte olman zaten üzerine böyle kaymak kaymağı da işin yani. Pis kaymağı. Ama sen nasıl koca adam, 3 çocuk babası, 15 yaşındaki çocuğu alıp götürürsün bir adam ya? Hangi hakla alırsın ya? Ne kadar da kayıp bunlar? 4 gün oldu. Pazartesi günü gittiler. Pazartesi gününden beri. Onu şimdi izleyicilerimiz bulur. Zaten dikkatini çeker de herhalde babasıyım falan diye dolaşıyor yani. Tabii. Bir alın onun da fotoğrafının bir şeyini. Allah Allah. Hakikaten
Babasıyım diyor. Tabii herkese babasıyım diyordu. Koca adam görüntüden daha çok üstü. Evli kaldınız? 12 yıllık kaldık. 12 yıl kaldınız. Yani bu çocuğu mu bebekliğini biliyor evet, yani. Biliyor. 2,5 yaşında. Benim düğünümde Müge evet. Hanım 2 yaşındaydı Kardelen Budak. Evet. Siz evlenin, o da 2 yaşında kucağında. Evet. Bu dediğim şans. Niye bez bağlıyor senin çocuğuna? Evet, evet. Bezini evet. Kadar takıyordu. Böyle bir şey çok yoktu. Ufak, yani çok ufak. Çok küçüktü benim çocuğum. Çok zayıftı. Çok güzeldi. Ay şimdi artık neyse şimdi bir şey de artık yani her şeyi de ben söylemek istemiyorum ya. Bana da bir hani bana da bir sıkıntı bastı yani. Enişte de takamaz bez.